Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Amma ba'd, muhterem kardeşlerim, Allah Teala'nın isimlerini şerh etmeye, anlamaya devam ediyoruz. Bu akşam Rabbimizin isimlerinden El-Muhyi Celle Celaluhu, o isimle başlıyoruz en güzel isimleri anlıyoruz, en güzel isimleri şerh ediyoruz. Müslümanın öncelikle dünyada öğrenmesi gereken Allah Teala'ya ulaşabilmek, Allah Teala'yı sıfatlarıyla, onu isimleriyle tanıyabilmek. Allah Teala'yı tanımanın en açık yolu da kardeşlerim, onun isimlerini bilmek, muhtevasıyla bilmek, mazrufuyla bilebilmek. Allah Teala fa'lem Fa la ilahe illallah Efendimiz Aleyhisselam adına bütün müminlere, bütün peygamberlere hep bu ilanı haber vermiş. Onlar şunu bilecekler, Allah'tan başka ilah yok. Sadece ona kul olacak, sadece ona ibadet edecekler. Peki bunun çerçevesini nasıl çizecekler? Kimden öğrenecekler? isimlerden öğrenecekler. Yani onun yollarından bir tanesi bu. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bu isimleri öğrendikçe, bu isimlerin manasına, bu isimlerin derinliğine, bu isimlerin mazrufuna ulaştıkça o zaman siz de marifetullah ummanı sağı solu eni arkası idrak edilemeyecek bir çerçeveye ulaşacak kardeşlerim o derinliğe Allah Teala bizleri ulaştırsın inşallah. İşte o isimlerden bir tanesi El Muhyi Celle Celalu. Hayat veren. Hayata ulaşma, hayatı ihtiva etme kabiliyeti olan ne kadar canlı varsa Allah azze ve celle onlara hayat veriyor. Onlar hayatlarını ondan alıyorlar. El muhyi celle celalu. O varlıkları diriltiyor. O Kur'an-ı Hakim'le, o vahiyle yürekleri diriltiyor. Bir adam bakıyorsun kafir. Yani kendi dünyasında bir felaketin içinde yaşıyor. Bir tarafta bir yapma gül düşünün, bir de hakiki gül yapma gülü gelip koklar mısınız? Elinize alır şöyle, elinizle onu, elinizle ona dokunur musunuz? Yapar mısınız? Yapmazsınız. Sadece o yapma çiçekleri öyle bir yere koyarlar, orada dururlar. Yapmadır o, sunni bir çiçektir o. Ama hakikisi olunca insan onun dibine su döker, eğilir, koklar, eliyle dokunur koparmaya kıyamaz. Çünkü onda bir can var. Vahiy de böyledir. Yüreğe değdiği zaman insana, mümine, müslümana Allah Azze ve Celle onunla bir hayat verir. Vahiy ile hayat bulur. Kafire bakın, müslümana bakın. Mümine, kadına bakın. Kafire olan kadına bakın. Arada böyle bir fark göreceksiniz. Biri yapma gül gibi, öteki hakiki bir tohumdan çıkan ne neşu nema bulan bir gül onda hayat diğerinde memat görürsünüz buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Enam suresinin 122. ayeti اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا bir ölü var ona hayat veriyoruz. Awaman kana meytan fahiyinahu ve cealna lehu nuran yemshi bihi fin Sonra ona bir nur veriyoruz. Onunla yürüyor bu adam. Kemen meseluhu fi zulumat. Karanlıkların içindeki gibi olur mu? Yani ölüye Allah Teala hayat veriyor. Nasıl hayat veriyor? Ölü bir kalp var. Yapma çiçek gibi. İmanla, peygamber aleyhisselama teslimiyetle Allah Teala ona bir hayat veriyor. Kalkıyor ayağa işte. Ebu Bekir oluyor, Ömer oluyor, Osman Ali radıyallahu anhum oluyor. Bu kemen meseluhu fi zulumati. Bu adam o karanlığın içindeki yaşayan gibi leyse bi haricim minha. Oradan çıkma imkanı yok, ihtimali yok. Nuruyla yürüyen karanlığın içindeki kafir gibi olur mu buyuruyor Allah azze ve celle. Neden olmaz? Çünkü birinin dünyasında iman var. İman ona hayat veriyor. İman onu bir alemden alıyor. Bambaşka bir aleme, bambaşka bir dünyaya taşıyor. Kardeşlerim, Allah Teala El Muhyi Celle Celalu hayat veriyor. Ve yuhyi'l arda ba'de mevtiha. Ölen bir toprak var. Ölen bir arz var. Kışın kupkuru. Baktığınız zaman simsiyah bir toprak görüyorsunuz. Fakat bahara doğru yemyeşil oluyor. Neyi ektiyseniz onlar toprağın üzerine çıkıyorlar. Allah Teala hayat veriyor. Çiftçi kardeşim uyuyor, haberi yok. Yağmur yağıyor, gecenin yarısında yağan yağmurla Allah Azze ve Celle o toprağa, ekmiş olduğu toprağa hayat veriyor. Haberimiz olmadığı halde alemde tahakkuk eden bütün bu gelişmeleri yöneten, yaratan odur. El-Muhyi Celle Celaluhu fanzur ila asari rahmetillah keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha Rum suresinin 50. ayeti buyuruyor ki fanzur ila asari rahmetillah Allah azze ve celle'nin rahmetinin neticelerine sonuçlarına bak bak göreceksin ateizmayı deizmayı başka masalları akıl kabul eder mi vicdan kabul eder mi insaf onaylar mı? Fendur ila asari rahmetillah. Keyfe yuhyil arda ba'de mutiha Öldükten sonra kupkuru arza Allah Azze ve Celle nasıl hayat veriyor? Bunu gören birisi ağaçları, Gören birisi baharda dirilişi nasıl inkar eder? Yaratılışı nasıl inkar eder? Nasıl reddedebilir? Bakmıyor musunuz? Görmüyor musunuz? Tabiata, tabat dediğiniz basılan Allah Teala'nın talimatıyla, kudretiyle var olan aleme bakmıyor musunuz? Orada onun kudretinin eserlerini göreceksiniz. Yine Fussilet suresinin 39. ayetinde "Umin ayatihi annaka tara al-ard khashi'atan feiza anzalna 'aleiha al-ma'a hatazzat warabat." Yani onun ayetlerinden "Umin ayatihi" Allah Teala'nın varlığına, birliğine sizi götüren delillerden bir tanesidir. Nedir ya Rabbi? O minayatih. Enke tara al arda khashi'atan. Yere bakıyorsun, kupkuru. Sonra ne oluyor? Feyda anzenna 'aleiha al-ma'tazat warabat. Yağmur indiriyor, sonra yer bir hareketleniyor, kabarıyor. Oradaki bitkiler boy veriyorlar. Bütün bunları yapan kim? اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى Bütün ölüleri dirilten Allah Azze ve Celle can veriyor. اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ kadir Cümle taliliye. Öncesinin gerekçesini veriyor bize. Nasıl oluyor bunlar? Çünkü o her şeye kadir. Ol deyince olduran Allah Azze ve Celle Kardeşlerim yine Araf suresinin 158. ayetinde Kul ya eyyuhen nasu inni rasulullahi ileykum cemi'a Ben bütün aleme, bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberim. inni Rasulullah ileyküm cemiyen illezî lehu mulkus semâvâti vel ard. La ilâhe illâ hu yuhyi ve yumî. Ondan başka ilah yok. O diriltir, o öldürür. Öldüren o, dirilten odur kardeşlerim. Hayat veren odur. Yumurta tavuktan çıkıyor. Peki bugün insanlar teknolojide bu kadar ileri noktaya gittiler. Bir yumurta fabrikası kurabilirler mi? Yani onun içine taş, buğday, tavuk ne alıyorsa onları koysunlar. Sonra o fabrika, o aletler bir yumurta versin. Ya da bir alet yapsın insanlar, saman koysunlar, ot koysunlar içine. Oradan süt alsınlar. İnek bir fabrika değil mi kardeşlerim? Tavuk bir fabrika değil mi? Biz hayran kalıyoruz. Neler yaptı diyoruz. İnsanlar o robot yaptılar, şunu bunu yaptılar. Peki bütün bunları yapan insanlar bir tavuk yapabilirler mi? Bir inek yapabilirler mi? ...icat edebilirler mi? Ya da bir alet yapsınlar içine tavuk ne alıyorsa İnek neleri yiyorsa onları koyuyorlar. Tavuğun ürettiği, bize ihsan ettiği Allah Teala'nın tavuk vasıtasıyla ikram ettiği yumurtayı versinler, sütü versinler. Olur mu? Yapabilirler mi? Robot yaptılar ama robotun kaynağı ne? Ham maddesine işte aletler, cihazlar, madenler vesaire onları işlediler. Netice itibariyle o altyapıyı tesis edince robotu icat ettiler. Piyasaya sürdüler. Peki bu mu daha harika? Yoksa duygusu, muhabbeti, gülmesi, sevmesiyle bir insan mı? Allah Teala insanı minma immehin. Elem nahlukkum minma immehin. Yani atılan bayağı bir sudan yaratıyor. Bayağı bir sudan insan. Yani sen oldun, Öte tarafta şu kadar mühendis, şu kadar zaman çalışıyorlar, bir robot icat ediyorlar. Bütün dünya ona kilitleniyor. O robot oldu diyorlar. Robot oldu diyorlar. O robotu icat etti diyorlar. Alkışlıyorlar, haber yapıyorlar, mühendislerle söyleşiler yapıyorlar. Elbette olsun, elbette güzel ama o robotu insana bakarak icat ettiler... O robotun içine duyguyu, aşkı, muhabbeti, imanı veya inkarı neyse bunları koyabilirler mi? Koyamazlar kardeşlerim. Hem onun arka planı var ama insanın, böbreğinin, kalbinin, beyninin, bütün sisteminin arka planında atılan baya bir su var. Bütün bunlardan seni vücuda getiren, yoktan var eden kimdir? fanzur ila asadi rahmetillah keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha öldükten sonra karardıktan simsiyah olduktan sonra toprağa hayat veren Allah Azze ve Celle seni yoktan var edip varlık alemine getiren işte o kardeşlerim o el muhyi hayat veriyor anne hamile oluyor karnında bir çocuk var Peki karnındaki çocuktan haberi var mı? O çocuk nasıl oluyor? Onun sindirim sistemi, onda böbrek, kalp, sair organlar, onların oluşmasından annene haberi var mı yok? Peki çocuk oradaki günlerini hatırlamıyor. O halde anne bilmiyorsa, çocuk hatırlamıyorsa annenin karnında o sistemi var edip yöneten kim? El Muhyi. Celle Celaluhu. O arı diyor, o yaratıyor. Sonra insan onu unutuyor işte. Allah Teala'yı unutuyor. Ona asi oluyor kardeşlerim. Allah Teala'ya meydan okuyor. Cenab-ı Hak hepimizi böyle bir savrumada muhafaza buyursun. Bir gün Zunnun-i Mısri Hazretleri'nin dervişlerinden birisi ve izde halinde bir sokağa girmiş eyne kalbi eyne kalbi diye bağırıyormuş böyle bağırırken bir kadın görmüş bunalmış kadın çocuğunu almış öyle birkaç defa vurarak bir daha bu eve giremesin diye evden dışarıya çıkarmış çocuğu Eyne kalbi, eyne kalbi diye bağıran o sufi derviş çocuğu izlemiş bir müddet. Dolaşmış sonra gelmiş o evin merdivenine başını koymuş. Anne ya umma anneciğim anam sen beni gönderdin. Senden başka kime giderim ki eğer sen beni almazsan kabul etmezsen Kimlere sığınırım diye çocuk ağlıyor. Anne yüreği dayanamıyor, sonunda kapıyı açıyor, oğlunu alıyor, kucaklıyor. Evladım bunu sen istedin diyor. Şunları şunları bana yaptın, neticede ben de seni gönderdim. Ama dışarıya çıktın, benden başka gidecek kimse olmadığını anladın. Annenin kucağına döndüğün dönünce o cümlelerle Burada annene yalvardın, annen de kapıyı açtı diye. Anne aldı kucağına, evladını kucaklıyor, öpüyor, bağrına basıyor. İşte o zaman, Eyne kalbi diye bağıran derviş, vacettu, vacettu diye bu defa yine başka bir ifadeyle bağırarak yoluna devam ediyor. Şimdi buldum diyor. Neyi buldu kardeşlerim? Çocuk anneyi ihanet edince, anne çocuğu attı. Çocuk dışarıya çıktı. Baktı ki anne kucağından başka hiçbir kucak anne gibi onu bağrına basmıyor. Döndü, eşeğe başını koydu. Anne anne diye ağlamaya başladı. Biz de ya Rabbi senden başka sığınağımız, tutanağımız, barınağımız yok ya Rab. Sana gelmedi. Bütün varlığımızla rahmet kapının önünde. Udu'uni <laughs> estecibilekum. Bana dua edin, size icabet edeyim buyurdun. O aşk, o vecle sana yalvaracaktık ama yalvaramadık. Kulluk yapamadık ya Rabbi. Anladım ki o çocuk, o anneye nasıl iltica ettiyse sana aynı aşkla gelip iltica edebilseydik o zaman rahmetinle bizi kuşatacaktın Allah'ım. Rahmet deryana, bizi alacaktın Allah'ım. Kardeşlerim, El Muhyi Celle Celalu ölen yüreklere, umudunu kaybeden kalplere hayat veriyor. Ya da kafirler var, kalbi ölü adamlar var. Ölü bir halde yaşıyorlar. Yapma gül gibi, yapma çiçek gibi. Onlar da öyle insanlar. Yüzlerine baktığınızda, ifadelerine baktığınız zaman Ölüm onların içine yüreğini öyle sinmiş, öyle hakim olmuş ki hayata dair umutları kalmamış o adamların. Bunu bakışlarında, bunu ifadelerinde görür, müşahede edersiniz. Fakat El-Muhyi Celle Celalu Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Onunla o yüreklere hayat veriyor. Efendimiz Aleyhisselam bakıyor kafirlere, bakışıyla onların yüreklerine hayat veriyor. El Muhyi Celle Celalu ismi sahabe-i kirama baktığınız zaman hepsinde tecelli ediyor. Ama bir tane var ki o bir cihetle daha fazla temayüz ediyor. İkrime radıyallahu an. Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke-i Mükerreme'de soylular. Aristokrasiye mensup olanlar onların düşmanlığı daha ziyade. Musab bin Umeyr Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anhuma böyle aileye mensup. İkrime de böyle bir ailenin çocuğu. Onlar kurtuluyorlar. Onlar Müslüman oluyorlar. Ama İkrime o ailenin içinde kalıyor. Öyle düşman ki Allah Resulü Aleyhisselam'a. Yani elinden gelse gelecek Allah Resulü Aleyhisselam'ı şehit edecek. Öyle bir adaveti, öyle bir düşmanlığı var. Babası Mekke ordusunu kumanda ediyor. Bedir'e babasıyla beraber İkrim'e de katılıyor. Geliyor Bedir'de savaşıyor. Fakat gözleri önünde babasının öldürülmesini seyrediyor. Sonra kuyuya atılıyor babası. Geriye yalnız başına dönüyor. Yemin ediyor. Hubele, Menata, Uzza'ya yemin ediyor. Babasının intikamını alacak. Yine orada hazırlanıyor. Uhud'a giden ordunun içinde ikrime de var. Şehitler mahşerine dönen Uhud'da katiller arasında ikrime de var. Ardından Hendek Muharebesi'nde yine ikrimeyi görüyoruz. Öyle bir öfkesi, öyle nefreti var ki Hendek'i aşıyor, karşı tarafa geçiyor. Resulullah Aleyhisselam'a ulaşabilme adına. Aradan yıllar geçiyor. Fetih ordusu, Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. Mekkeliler ittifakla, icma ile teslim oluyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kılıç çekmeyecekler. Fakat o icmaya uymayan birisi var. Yanına topladığı adamlarla savaşmaya devam eden İkrime, Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Savaş yeminleri etmiş, savaşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i gönderiyor. Halid bin Velid'in önünde duramıyor. Adamları dağılıyorlar İkrime kaçanlar arasında. Kaçarak kurtuluyor. Yemen tarafına gidiyor. Gemiye binip ayrılıp gidecek. Artık ondan sonra Mekke-i Mükerreme'de durmayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına 10 tane kadın geliyor. 10 kadından iki tanesi ...Ebu Sufyan'ın eşi Hint... ...Allah Resulü Aleyhisselam'ın azıl düşmanlarından... ...diğeri ise... ...bırakıp Mekke'yi kaçan... ...İkrim'in eşi Ummu Hakim... ...Efendimize geliyorlar... ...yüzü gözü sarılmış Hind'in... ...anlatıyor, imanını ilan ediyor... ...sonra ben o Hind'im Ya Resulallah diyor... ...Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına... ...açık yüzle gelemiyor... ...haya ediyor... ...neden? ...Hazreti Hamza'ya yaptıklarını biliyor yaptırdıklarını biliyor şimdi o kadın mağlup olmuş Mekke yenilmiş peygamber aleyhisselam bunları öldürün dese onlardan bir tane sahabe hayatta bırakmayacak ama onlar yine efendimiz aleyhisselama geliyorlar merhamet diyorlar imanlarını ilan ediyorlar izhar ediyorlar konuşuyor ondan sonra ummu hakim söz alıyor Diyor ki ben ya Resulallah sizin en azılı düşmanınız Ebu Cehil'in geliniyim. İkrimenin eşiyim. Ben Ummu Hakim ya Resulallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Efendimiz Aleyhisselam onlara merhaba diyor. Hoş geldiniz diyor. Diğer kadınlara istekleri arzuları neyse onları söylüyor. Kızı Fatıma da Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında. Ummu Hakim, İkrimen'in eşi diyor ki, eşim kaçtı gitti ya Resulallah. Ona eman verir misin? O peygamber beni öldürür. Peygamber bana müsaade etmez diye ayrıldı gitti. Eman verseniz gitsem, eşimi bulsam, alsam Mekke'ye getirsem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, فَهُوَ <laughs> امينum buyuruyor. Gelsin o emandadır. Ona da kılıç çekilmeyecek. O kadın gider. Eşi tam gemiye binecek o sıra eşine ulaşır. Der ki ben ciitu min ebarrinnas ve awsulinnas ve İnsanların en hayırlısından en iyisinden, sılaya en ziyade hürmet göstereninden, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yalından yanından geliyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana eman verdi. İkrime gemiciyle konuşuyor, tartışıyor. Geminin sahibi Müslüman olmuş. Diyor ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demezsen, seni gemiye almam, kabul etmem diyor. İkrime de, ben onu söylememek için buralara kadar geldim. Bunlar başıma geldi. Şimdi sen bana bunu mu telkin ediyorsun der. Kabul etmez. Fakat öte taraftan eşi Ummu Hakim bağırıyor. Ci'tu min abarrin nas ve avsalin nas ve hayrin Muhammed Aleyhisselam'dan insanların en hayırlısının yanından geliyorum. Sana müjdelerim var. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki Fahu aminun gelen ikrime bile olsa o da affedilecek ona kılıç kaldırılmayacak ayrılır ikrime eşiyle beraber geliyor bir yer görürler boş bir ev. oraya ikrime eşiyle beraber girmek ister onunla beraber olmak ister olmaz der sen müşrik ben müslüman bir kadınım müşrik bir adam mü'mine bir kadınla bir mekanda baş başa olmaz, kalamaz der. O halde ki mükerremeye gelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İkrime'nin gelişine haber verir. Ashab-ı kirama radıyallahu anhum hazaratına Bedir'i, Uhud'u hatırlayanlara buyurur ki şimdi Ebu Cehil'in oğlu geliyor. La tuazzibul ahya'a bisebbil emuat ölülere söverek sakın ha dirlere eza etmeyin. Babasından, Ebu Cehil'den, onun ihanetinden, zulmünden bahsetmeyin. İkrim'e içeri girer, Allah Resulü Aleyhisselam'a bana eman verdim mi ya Resulallah der. Evet deyince peki ne söyleyeyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. İkrim'e radıyallahu anh Ebu Cehil'in oğlu orada iman eder. Ondan sonra öyle birisi olur ki kardeşlerim Kur'an-ı Kerim elini alır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iman ettikten, teslim olduktan sonra Kur'an-ı Kerim sayfeleri eline alır, yüzüne kapatır onları. Kitab-ı Rabb'i, Kitab-ı Rabb'i. Bu benim Rabbimin kitabı. Rabbimin kitabı der. Ağlar gözyaşı döker. Gece boyu namazlar kılar. El muhyi celle celalu. Kur'an-ı Kerimle Ebu Cehil gibi bir adamın İkrime gibi Peygamber Aleyhisselam'a ziyadesiyle öfkesi olan oğlunu kuran Hakim ne hale getiriyor? Allah Azze ve Celle bu ayetlerle ne hale getiriyor? Kardeşlerim, İslam ordusu Halid bin Velid'in kumandasına gidiyor. Yermuk Muharebesi. Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal etmiş. Roma ile savaşıyorlar ama karşıda çok güçlü bir ordu var. İslam ordusu Yermuk Muharebesi'nde dağılıyor. Halid bin Velid sahabe geri çekiliyor. O an İkrime radıyallahu anh gidiyor kılıcının kınını kırmış atmış. Yani şehadete gittiğini izhar ediyor. Halid bin Velid gitme diyor. Eğer sen bu halinle şehit olursan sahabe-i kiram ve Müslümanlar onların kalbinde büyük bir kırılma olur. Moraller çöker. Yapma ikrime. Gitme ikrime diyor. Bırak beni Halid diyor. Sen Resulullah Aleyhisselam'la şu kadar beraber oldun. Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu kadar duasını aldın, şu kadar zaferde, muharebede Efendimiz Aleyhisselam'ın yanındaydın. Benden daha önce Müslüman oldun sen Halid ama ben Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te yetmedi. Mekke-i Mükerreme'nin fethinde hep ona karşıydım. Ben peygambere kılıç çeken bir adamım Halid. Allah beni affetsin onu istiyorum. Ben geldim ya Rab diyebilecek bir yüzüm olsun. Onun için eğer şu düşmanın içine dalar, o safları yararsam belki Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a yapmış olduklarımı bu cihadın karşılığında affeder. Bırak beni Halid. Burada seni dinlemem Halid der. Giderken İkreme radıyallahu an men yubayu alel maut ölümüne biat edenler nerede nerede Hz. Muhammed'e söz verenler sallallahu aleyhi ve sellem nerede Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağı düşüyor o sancağı kaldırmak için Doğu Roma'nın üzerine yürüyecek Müslümanlar nerede diyor 400 kişi onunla beraber düşmanın içine dalıyorlar o hattı yarıyorlar. Arkadan Halid bin Velid geliyor. Yarıyorlar ama oraya düşüyorlar. Men yubayu alel maud. Muharebeden sonra İkrime'nin yanına gidiyorlar. Önce Haris bin Hişam'a gidiyorlar. Haris bin Hişam'a su alır mısın diyorlar. Evet diyor ama konuşamıyor. Suyu tam ağzına getiriyorlar ki İkrime radıyallahu an o da yatıyor, ölüm bekliyor. Ona doğru bakıyor. Haris bin Hişam'a diyor ki alın bu suyu, bunu İkrime'ye götürün. İkrime'ye götürüyorlar. Ayyaş İkrime radıyallahu an suyu içerken ona bakıyor. Diyor ki suyu Ayyaş'a götürün. Ayyaş'a götürüyorlar radıyallahu anh. Tam suyu ona verecekler. Ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Hemen ikrimeye geliyorlar. O da ruhunu teslim etmiş. Oradan Haris bin Hişam'a geliyorlar. O da ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Kardeşlerim, El Muhyi Celle Celalu. Allah Azze ve Celle insana anne rahminde hayat veriyor. Dağ bayıra ovaya, orada ektiklerinize, tohumlara, onlara hayat veriyor. Ölü kalplere, kafirlerin yüreklerine vahiy ile hayat veriyor. Diriltiyor. Ebu Cehil'in evinden ikrimeyi alıyor. İslam düşmanıydı. Sonra öyle Müslüman oluyor ki Kur'an-ı Kerim sayfelerin okur, uzun namazlarda ayakları şişer. Sonra bu Rabbi bu Rabbimin kitabı der. Ağlar en son yer mükte şahadetiyle bir destan yazar. Öyle ayrılır bu dünyadan. Öyle Allah'ın inayetiyle lütfuyla cennete yürür kardeşlerim. El Muhyi Celle Celalu hayat veriyor bu isim işte. Müslümanlar bu isimle hayat bulacaklar ve yüreklere hayat taşıyacaklar. Peki bu isimden nasibimiz nedir kardeşlerim? El-Muhyi Celle Celaluhu diyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin kalbini dirittiyse o zaman Oğlun, kızın, kardeşin, amcaoğlun, dayıoğlun, görümcen, halan, eltin vesaire. Onlar ikrimeden daha mı Allah'a düşman? Haşa Resulüne düşman. Bilakis onlar Müslüman. Etrafındalar. Peki neden bu vahile onları diriltmek için mücadele içinde değilsin? Neden bunun için seferberlik ilan etmiyoruz kardeşlerim? Neden yapmıyoruz? Kaç defa gittik, kaç defa anlattık. Küçük sorunlar apartman o dairede o ses çıkarmıştı. Onun çocuğu senin evladına şöyle yan bakmıştı. Kaşını indirmişti. Yemekte tuz fazlaydı, buz fazlaydı, şu fazlaydı, bu fazlaydı. Gelindi, kayınvalideydi, oğuldu, babaydı, kayınbiraderdi derken küçük meselelere iman davamızı kurban etmeye değer mi Müslümanlar? Kendini, kendimizi haklı görmeyi bırakalım. Ummu Hakim bir kadın olarak eşini kurtarmak için nasıl bir mücadelenin içine giriyor? Peki sen eşini, yakınlarını, etrafındaki Müslümanları kurtarabilmek için Ummu Hakim gibi İklimen eşi o kadın gibi bir mücadelenin içine girdin mi? Sen giriyor musun? Ben giriyor muyum? Böyle bir davamız var mı? Kardeşlerim, burada dersler aktediyoruz. Gündüz İfam'da derslerimiz var. Fıkıh, tefsir, hadis, usul dersleri var benim var Selim Hocam, Mahmut, Abdullah, Fahri, diğer bütün kardeşlerimin hep dersleri var. Dersleri aktediyorlar ama günde bir saat bu programa ayırıyorlar. Çalışıyorlar, geliyorlar, sizinle bu dersi yapıyorlar. Neden? Acaba bu dersle birkaç insanın yüreğine dokunabilir miyiz? Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ela li yubelligi şahidu minkumul gâib. Burada beni dinleyenler, beni dinlemeyenlere, görmeyenlere, görme imkanı olmayanlara alsınlar, bu davayı ulaştırsınlar. Sabitleri, salimleri, berabim malikleri radıyallahu anhum. onların şehadet aşkını anlattık burada, dinlediniz, buna şahit oldunuz. insanlara, kafirlere, İslam anlatabilmek için 60'ında, 70'inde nasıl yollara düştüler, nasıl bir cihat aşkıyla canlarını ortaya koydular, o halde Allah Azze ve Celle'ye yürüdüler. Peki kardeşlerim, bu dini anlatmak sadece hocaların değil, hepimizin vazifesi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum kapı kapı şehir şehir dolaştılar. Allah ve Resul davasını anlattılar. Şimdi öyle dolaşın demiyor size kimse. Ama şu programı hani bir Dokunsanız, beğenseniz bu ders başlıyor diye 10 tane Müslümanı arasanız haberdar etsiniz. Belki sen bu dersi bir kişiye anlatabileceksin. Ama öyleleri var ki bu derste tanışacak, belki hayatı değişecek. Hayatı değiştikten sonra nasıl hayatı değişen sahabe radıyallahu anhum onların yüzlerin, binlerin hayatını değiştirdiler. Sizin vesilenizle, bu sohbetle belki hayatı değişen bir Müslüman onlarca insanın hayatının değişmesine vesile olacak. Senin amel defterine yazılacak. Kardeşlerim bakıyorsunuz Allah'a isyan eden bir adam ya da kadın neyse onların programı var yüz binler dinliyor. Ahlaksızlar var. Onların ekranları var. O ekranlarda adalarda kızlar, erkekler bir aradalar. Yani sana, senin çocuğuna, evladına böyle bir hayatı yaşar mısın diyorlar. Özgürlük burada diyorlar. Onları bir anda yüz binler dinliyor ama ayet-kelimeler okunuyor. Hadis-şerifler okunuyor. El Muhyi celle celaluhu bu isim yüreklere hayat verecek. Peki o yüreklere bu sözleri o yüreklere taşır mısın? Buna vasıta olur musun? Zorumuza gitmiyor mu? Velillahi mulku semavati vel ard. Yer Allah'ın, gök Allah'ın bu mülkü ecdadımız İslam yurdu kalsın diye kanıyla sulayarak bize emanet etti. Ama burada Anadolu topraklarında yüz binlere Allah'a isyan edenler bir anda konuşurken neden Rabbim ayetleri binler, 2000'lerle sınırlı kalsın. Bunun madde planında bir karşılığı yok kardeşlerim. Biz sizden dünyalık hiç istemedik Allah'ın inayetiyle. Bu derslerde bir şey de satmıyoruz. Kitap vesaire satmıyoruz. Bilakis kardeşlerime programa ücretsiz olarak kitabı yükleyin diyorum. Koyuyorlar herhalde. Telegram hesabından size ulaşıyor. Reklam da almıyoruz bu videolara. Ahlaksız görüntüler çıkmasın diye reklamda kabul etmiyoruz. Bunun derdi nedir? Allah davasıdır. Bir Müslüman'a daha bunu nasıl ulaştırabiliriz? Bir kitap, bir tarih yazmıştım. İlk kitaplarım dört kitap çıkmıştı. 2016 ya da 17 yılıydı. Bir İslam'ın kızına başlıklı kitaptı. O kitabı okuyup da çok kardeşim çarşaf giydi ferace giydi. Elhamdülillah. Allah Teala o kitabı onlar yüzlerce kardeşimin tesettüre bürünmesine vesile kıldı. Hamdolsun Rabbime. Bütün onlar onun ihsanıdır. El Muhyi Celle Celalu. O halde beğenin. Bu ders başlarken duyurun, ilan edin. Yani burada para yok, pul yok. Efendim orada Allah Teala isyan ediyorlar. Tek mahareti çıkıyor bakıyorsun bedenini arz ediyor. Birisi çıkıyor orada bedenini arz ediyor. Ya sanat dediğinde bir maharet olacak, akıl olacak, tefekkür olacak, dil, diyalektik olacak. Tek maharetleri nedir bunların? Bedenlerini arz etmek. Başka bir mahareti yok. O yüz bin ama ayet okunuyor, hadis-i şerif okunuyor, Oralar binlerde kalıyorsa bu zorumuza gitmiyor mu Müslümanlar? Ela li yubelligi şahidu minkumul Duyuracağız, ilan edeceğiz. Belki duyurduklarımız onların seferberliği, onların cehdi cihadı bizden daha ileri noktada olacak. O halde El-Muhyi Celle Celaluhu bize diyor ki dirilten odur. Yüreklere hayat veren de odur, sen de yüreklere hayat vermek için seferber olacaksın. Onlardan bir tanesi de nedir? Arayacaksın, sohbet başlıyor, kardeş gelir misin, dinler misin diyecek ya da not alacaksın. Onlara bunları, bu dersteki notları ulaştıracaksın, bildireceksin. Cenab-ı Hak o noktada hepimize muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Allah Teala'nın o güzel isimlerinden bir diğeri kardeşlerim El Mumi Celle Celalu. Hayat veren de o, öldüren de o. Hayatı alan da o. Hayata son veren de o. Bu dünyaya gelirken bizim bir tercihimiz yoktu. Allah Teala bizi gönderdi. Vakit tamam olunca ölüm meleğini gönderecek. Ölüm meleği canımızı alacak. Var eden Hayat veren o, hayatı alan yine o kardeşirim El-Mumi Celle Celaluhu. Peki, Rabbimin bu ismini söyleyince, bu isim bizim dünyamıza ne katkı sağlayacak? Bu ismi tekrar edince, bu ismi virde haline getirince ne değişecek? Şunu öğrenecek Müslümanlar. Madem ki hayat veren Allah Azze ve Celle, Canları alan da odur. Peki ben neden Firavun'dan korkayım? Neden zalimden, kafirden korkayım diyecek? Cesareti bütün varlığıyla Müslüman kuşanmış olacak. Cesareti kuşanacak. Hani Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında önce kaçmış. Mısır'dan ayrılmış. Daha sonra Mısır'a dönmüş. Firavun'un sarayına gitmiş. Şuara suresinin 18. ayeti Firavun Musa aleyhisselam konuşunca sonra tanımış. Demiş ki ona yani sen Kale elem ve benim terbiye ettiğim, sarayımda büyüttüğüm Musa değil misin? Yanımızda kalan, yetişen o Musa değil misin? Hani şunları şunları yapıp da adamı öldürüp gitmiştin. Kâle fa'altuha izâ wa ana min ez yapmıştım. O zaman dalıldandım. Yani o zaman vahyi bilmiyordum. O zaman İslam'ın hakikatine ermemiştim. Onun için bunları yaptım. 20. ayet kelime. Ama ne zaman yürek vahye muhatap oluyor? O zaman geliyor, o zaman Firavun'a meydan okuyor. Sihirbazlar karşıda da Hz. Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu anlayınca, idrak edince hepsi bir anda secdeye kapanıyorlar. Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Firavun tehdit ediyor. Elleri ayakları çaprazlama keseceğim diyor. Onlarsa ''Fakrima <laughs> entekal'' اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sen ne yapabilirsin ki? Ey Firavun diyorlar. Sadece bu dünyada işte bunu yapabilirsin. Ellerimizi, ayaklarımızı keser, bizi öldürürsün. Senin hükmün bu dünyada geçer. Ey Firavun diyorlar. اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Taha suresinin 72. ayeti. Dilediğini yap diyorlar. Bir defa secdeye kapanıyorlar. Firavuna meydan okuyorlar. Neden kardeşim? Bir Müslüman El-Mümin celle celaluhu diyorsa canları alan Allah'tır azze ve celle. Buna inanıyor. Eğer Allah Teala murad etmediyse o zaman Nemrutlar İbrahim'lerin ölümüne sebep olamazlar. Ateş her şeyi yakar ama İbrahim'i yakmayacaksın emrine muhatap olunca ateş yakamaz İbrahimleri. Hz. Musa Aleyhisselam bu hakikati biliyor. Firavun da onun gibi bir adam. Onun gibi aciz bir insan canı Allah Teala'nın kudretindeyse o halde ona teslim olup şimdi vakit Firavuna haddi bildirme vaktidir. Hakkı duyurma vaktidir. İşte sihirbazlar iman edince bu hakikati görüyorlar. El Mumi Celle Celalü diyorlar. Firavuna o an meydan okuyorlar. Allah Azze ve Celle hepimize böyle bir şuur ihsan eylesin. Kardeşlerim El Mumi Celle Celalü diyen bir Müslüman mazlumsa, muzdaripse Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Gazze'de bakıyor şimdi. Neyi görüyor? O zalimler, firavunlar çocuklarını, yakınlarını öldürüyorlar, katlediyorlar. Onların da bir son anı olacak. O zaman melek gelecek. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْوَارَهُمْ وَذُوكُوا عَذَابَ vuruyorlar yüzlerine, sırtlarına vuruyorlar, kafirlerin canlarını alıyorlar, seyrediyorlar. Ölüm meleği gelmiş, Çin sarayına girmiş, Urumşi'deki bir kadın, Arakan'daki bir Müslüman, mümine bir anne, iffetini çiğnemişler. Şimdi o zalimlerin ölüm meleği canlarını alıyor. Kabirde azap başlıyor ve sonrasında ayet kelimeler ona mahşeri gösteriyor. El Mumi Celle Celalu Müslümana umut veriyor. Bugüne dair cesaret veriyor. Canlar Allah Teala'nın kudretinde onun verdiği canı onun müsaadesi olmadan kimseler alamaz. Bunu biliyorsun. Sen de korku olur mu Müslüman? Yani birilerinden korkup hakkı gizleme diye Müslümanla bir endişe olur mu? Olmaz. El Mumi Celle Celalu. Oğluna söyle, kızına söyle, Ey adam eşine söyle, evine söyle. El Mumid Celle Celalu, canı veren Allah Azze ve Celle, alacak olan Allah Azze ve Celle. O halde ondan başkasının önünde sadece onun huzurunda eğilen başlar. Eğilmeyecek bunu ilan eyle Müslüman. El Mumid Celle Celalu, Ya Rab her isimle Bizi alıyorsun bir alemden başka bir aleme taşıyorsun ya Rabbi. Her isim yalnız başına bir isim olsaydı o isim bile bizi tevhide götürmeye sana kulluğa yeterdi ya Rab. El Mumid Celle Celalu. Kardeşlerim El Mumid Celle Celalu ismini çok telaffuz ediyoruz. Virdimiz oluyor. Elmumi Celle Celalu. Bu isimle kalbimizde, yüreğimizde ne kadar enaniyet, gıybet, haset gibi kötü duygular varsa insan böyle bazı kardeşlerde gıybet, haset, nemime bir söz duyayım, taşıyayım ötekine haberim var mı duydu mu bak bak ne olmuş diye bunları taşıyayım böyle olabilir aman ha bunlar ahirette cehenneme sürüklenmeye vesile olabilir. Nasıl bu dünyayı bilmiyorduk? Geldik bu dünyaya, buraya geldik. Sizin ihtiyarınız da olmadı. Aynı şekilde bir gözünüzü açacak, bakacaksınız ki mahşer. Burada ne yazdırdıysak kitaba mahşerde onu koyacaklar önümüze kardeşlerim. Burada siz yazdırıyorsunuz. O halde dedikoduyu yazdırmayalım, hasedi yazdırmayalım. Bunlar cehenneme gidişimize vesile olacaksa ahiret hesabınıza cehennem adına artı olacak, cehennem adına artı olacak şeyleri neden yazdırırız kardeşlerim? Niçin? Biliriz bunlar haram. Biliriz bunların vebali var da neden haset, gıybet, dedikodu, onun aleyhinde şunları şunları yapmak? Bu dersler, bu isimler nasıl makinaya deterjanı koyuyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, su geliyor temizliyor. Peki kirli elbiseleri koydunuz, deterjan yok, su gelmiyor, düğmeye de basmadınız, o elbiseler orada bin sene dursa temiz olur mu? Olmaz. Tevbe bir iradedir. Şimdiye kadar yanlış olarak nereli yaptıysak onlardan tevbe edelim, istiğfar edelim. Bundan sonra bir daha o yanlışlara dönmeyelim. Aklımıza gelince gözümüz dolsun, yüreğimiz yansın. Bunlar yanık bir yürek tevbenin kabul olduğunun emaresi işaretidir kardeşlerim. İşte El-Mumi Celle Celalu bize bu hakikati anlatır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir diğeri El-Hay Celle Celalu. Hay, bütün hayatlar ondan geliyor. Ne kadar canlı varsa onlar o ruhu, o canı ondan aldılar. O diridir, o hayat sahibidir, o la yemuttur. Allah Azze ve Celle ölümsüzdür kardeşlerim. Onun davası o da ölümsüzdür. Müslüman Allah Azze ve Celle'ye giderek, ona ibadet ederek esasında ölümsüzlüğü kuşanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ile ahiret arasında muhayyer kalınca ahiret tercih etmiş. Ayşe annemiz dua ediyor. Ya Rabbi peygamber aleyhisselama şifa ihsan eyle diye. Ayşe dur diyor. Allahumme rafikal ala artık güce dostu istiyorum ya Rab. Dünya vazifem tamam olduysa beni al. Peygamberlerin o salihlerin meclisine al ya Rab diye Efendimiz Aleyhisselam böyle dua ediyor. Yani bir alemden başka bir aleme gidecek. O halde el hay olan, hayat sahibi olan Allah'la azze ve celle beraber olanlara ölüm yok kardeşlerim. Diyor ya Yunus, ölen bedenimiş, aşıklar ölmez. Allah'ın dostları bu dünyada Nöbetlerin tamamlar buradan ayrılır, ahiret alemine giderler. Başka bir aleme onlar bedenlerini bırakarak ruhlarıyla muhacir olurlar. El Hay bize ebedi hayatı anlatıyor. Ayetel Kürsi'de Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah'tan başka ilah yok o hay, o kayyum, o hayat sahibi, alemde ne görüyorsanız bütün varlıklar hayatlarını ona borçlular. Bütün varlıklar hayatları ondan alıyorlar. Şehitler Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılırken onlar diridir buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَلَا تَحْسَبَنَّ تَحْسَ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ آلِ عِمْرَانَ سُورَةٍ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شُهَدَائِي بِذِكْرِهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ emvata bel ahyaun inda rabbihim yurzakun 169. ayet. Yani siz onları Allah yolunda öldürülenleri öller zannetmeyin. Bel ahyaun inda rabbihim yurzakun. Onlar diridirler buyuruyor. Yine Bakara suresinde وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ bel بَلْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ 154. ayet kelime. Onlar diridirler. Yani aşıklar ölmüyor, şehitler ölmüyor, Allah'a dost olanlar ölmüyorlar. Onlar bedenlerini bırakıyorlar, başka bir aleme gidiyorlar. Kabir onlar için cennet bahçesi. Oradan manşere gidiyorlar. Onun için Mevlana Hazretleri ölüme şevi aruz diyor. Diyor ya Üstad Necip Fazıl ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölümsüze gidebilmek, sonsuza gidebilmek, sonsuza ulaşma. El Celle Celalu bize onu anlatıyor. Rabbim Furkan suresinin 58. ayetinde ve tevekkel alel hayyillezî لَا يَمُوتُ ölümsüz olan hay olan Allah'a tevekkül et onunla beraber ol onunla beraber olanlar ona tevekkül edenler onlara korku yok onlara dünyada endişe yok buyuruyor Allah azze ve celle kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal edince sahabe-i kiramda farklı haller oluyor. En dikkat sahibi olanlardan birisi Ebubekir radıyallahu anh, Efendimiz Hz. Ayşe annemiz öyle demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyle Ebubekir'e namazı kıldırsın. Muru Aba Bekrin bin nas. Söyleyin ben mihraba geçecek durumda değilim o geçsin. Ayşe annemiz Ebu Bekir Rikas sahibi birisi ağlamaktan orada duramaz, namaz kıldıramaz. Allah Resulü ayrılıyor aramızdan bunu anlayacak yapamaz bunu Ömer'e gidin demişti. Öyle zannetmiş öyle düşünmüştü Ayşe radıyallahu anha. Ama Allah Resulü aleyhisselam irtihal edince Hazreti Ömer'e haber ulaşınca Ömer Efendimiz radıyallahu anh kılıcı çeker ve buyurur ki innehu seyaudu kema Musa ila kavmihi Hz. Musa aleyhisselam turdan nasıl döndüyse Allah Resulü aleyhisselam da dönecek kim o vefat etti derse başını vururum diyor öyle bir hal var Hz. Ebubekir Bekir, Hz. Ömer'de bir minber kurulur. Minbere Ebu Bekir Efendimiz çıkar o tarih hutbesini irade eder. Buyurur ki: "Men kana ya'budullaha taala fe innehu la yamut. Ve men kana ya'budu Muhammeden fe innehu kadimate. Kim Allah azze ve celle ibadet ediyorsa bilsin ki o haydır, hay. La yamut, ölümsüz. Ama kim Peygamber Aleyhisselam'a ibadet ediyorsa bilsin ki o vefat etmiştir. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسول. Ayet. Devamında bu ayet-i kerimeyi okuyor. Hazreti Ömer Efendimiz dinliyor. Diyor ki ben o ayet-i kerimeyi biliyordum. Ama sanki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ayeti okuyunca o an o ayeti ilk defa duymuş gibi oldum diyor. O ayet-i kerimeyi yeni duymuş gibi oldum o ayet o an bana bir hayat verdi. Hayata o ayet kelime bakışımı değiştirdi diyor. Ömer radıyallahu an Efendimiz kardeşlerim. El hay celle celalu bize müminlere Allah azze ve celle ile beraber olan yüreklere ölüm yok. Onlar yıkılmaz. Onlar sarsılmaz. ...rikkat sahibi görürsün... ...ama herkesin yıkıldığı an... ...Hazreti Ebubekir gibi... ...ümmetin önüne geçip... ...ümmeti İslam'ı... ...toparladığına şahit olursun... ...El Hay Celle Celaluhu... ...ölü yüreklerimiz... ...onunla hayat bulacak... ...kainat... ...onunla hayat bulur... ...o Hay'dir... ...Hay ismiyle... ...Müslümanlar yüreklerini diriltecekler, yüreklerini, kalplerini diriltecekler, temizleyecekler, arınacaklar, tertemiz bir halde Allah Azze ve Celle'ye yönelecekler kardeşlerim. رب مّزّن، في اسمه القيوم جل جلاله الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهم حي وهم قيوم وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم طه سورة 111. ayetinde وَعَنَتِ lil hayil الْقَيُّمُ Yani yüzler eğildiler o hay olan, kayyum olan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda onun önünde eğildiler. Kardeşlerim nasıl eğilir Müslümanın, kafirin yüzü Müslüman eliyle mağlup olur öyle eğilir de. Peki Müslüman da وَعَنَتِ الْغُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ Bu ayet-i kerime senin için, benim için nasıl tecelli eder? Müslüman bakar, her yerde onu görür. Onun kudretini görür. El kayyum demek, zatı ile kayim olan demek. Her şeyi yöneten, idare eden demek. Rızıkları takdir eden var eden, yokluktan varlık alemine çıkaran demey. Varlıkların devamı ona bağlıdır. O Kayyum. O idare etmese, bıraksa galaksiyi binler, yüz binlerce yıldız bir anda yok olur. Hepsi dönüyor. Her biri dünyadan daha büyük. Milyarlarca galaksi, milyarlarca yıldız var küçük değil. Her biri dünyadan daha büyük ama insanoğlu bugün onların ne kadar olduğunu bilmiyor. Sayılarını bilemiyor. Küçük olduğundan değil, büyük olmasına rağmen bilemiyor işte. O halde Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum kayyum olan o o yönetiyor. O idare ediyor. O sevk ediyor. Bir an bırakmış olsa yok olur. Arabayla gidiyorsun şoför. Uyumuş olsa bir anda araba kontrolden çıkar kardeşlerim. Öyle değil mi? Peki ya boşlukta itim çekim gücüyle dünya dönüyor. Güneşin etrafında, kendi etrafında dönüyor. Nasıl kendiliğinden? Döner mi? Olur mu? Allah Teala bıraksa, kayyum olmasa bir anda her şey helak olur. Yüz katlı bir gök çıkıyorsun ya da böyle bir dağa çıktın. Bir tarafı yar. Oradan bakmaya kimisi korkabilir. Yükseklik korkusu olur. Bakamaz aşağıya doğru. Tehlike zannede Oradaki tehlike mi daha derin yoksa Dünya itim çekim gücüyle boşlukta dönüyor işte. Hangisi de tehlike daha büyük? Dünya'da daha büyük. Ama görmüyorsun, bilmiyorsun. Milyonlarca yıldır dünya dönüyor. Kim döndürüyor? Kayyum olan Allah döndürüyor işte. Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum. Efendim, yok şöyle oluyor, böyle oluyor. Peki öyle böyle oluyorsa hadi bakalım. Öyle böyle olmayı tayin et. Sen de yap. Senle bir dünya oluştur. Bu kadar alet edevat var. O da itim çekim gücüyle dönsün. Demek ki bunun arkasında ne var? Allah var kardeşim. Allah Azze ve Celle var. Yani şimdi burası ağrıyor bazen. Kapatıyorsun çeneni. Bir ağrı oluyor. Ya bu ağrı olunca Allah Allah dedim. Ya Rabbi bu çeneyi buraya nasıl ayarladın, nasıl takdir ettin, nasıl uydu buraya? Ya bu büyük olsaydı, önde olsaydı, burası çıkmış olsaydı, bunu kim ayarlar? Ayarlayınca doktorlar kırınca nasıl yaparlar? Eskisi gibi olmaz, oraya platinler koyarlar, ağrılar, sızılar. Bir zaman sonra yine değişmek gerekecek. Yeniden ameliyathaneye gitmeler, neler neler Allah'ım. Ne muhteşem yaratırsın. insanlar eseri görüp de sana kul olmuyorlarsa, olamıyorlarsa onlar kördür. Onlar sağır, onlar dilsizdir. Onlara ebedi cehennemi takdir ettin ya Rab. Uyandır insanları ölümle uyanmadan uyandır bizi Allah'ım. Kardeşlerim El Kayyum Celle Celalu her şeyi yönetiyor. Kalbini de o yönetiyor. Takdir ediyor. Şöyle olacak. Eğer uyuyorsak Allah Teala'nın takdirine orada bir huzur ve saadet iklimi oluşuyor. Tersanelerde gemileri yapıyorlar. Peki gemileri nerede gidecek şekilde yapıyorlar? Denizler denizlerde girecek şekilde yapıyorlar. Peki o gemileri alsak, karayoluna koysak, karayolunda onlardan istifade edebilir miyiz? Edemeyiz. Arabaları neye uygun yapıyor, icat ediyorlar yollara. Peki denize girsek gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Uşakları semada, göklerde uçacak şekilde yapıyorlar. Onlarla karayolunda gitmeye çalışsak gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Allah Teala kalbi yaratıyor. Kalp huzur ister, sekinet ister. Eğer yürekte darlık varsa bütün beden rahatsız oluyor. Sistem çöküyor biliyorsunuz bunu. Hastalıklar debreşiyor. Moral düştüğü zaman. Peki Allah Teala kalbi yarattı. Huzuru nerede bulacak? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin buyuruyor. Yürekler türkü ile değil neyle huzur bulur? İmanla. Allah Teala zikirle huzur bulur. Yani öyle şarkı türkü meclislerine gitmeyin. Orada uyuştururlar. Orada morfinlerle biraz durursun orada ama sonrasında o acı daha da derin bir halde gelir seni bulur. Gelir seni kuşatır. Eğer ızdırabın varsa musabı Saad bin Ebi Vakkas'ı oradan çekip alan İslam'a geleceksin. Sahabe radıyallahu anhum hazaratını dirilten Kur'an'a geleceksin. Efendimiz Aleyhisselam'ın zikir cümlelerine geleceksin. Onlarla hayat bulacaksın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle yönelmek, ya kayyum demek. Al bu yüreği, yüreği sana teslim ettim. Yüreğimi selamete ulaştır Allah'ım diyoruz. Kardeşlerim eğer bunu bütün varlığımız, bütün mevcudiyetimizle söyleyebilirsek Kayyum ismi bütün azalarımıza hayat verecek. Neden? Allah Teala ne diye yarattıysa, ne uygun yarattıysa kayyum diyeceksin ona teslim olacaksın. Ona teslim olunca ağzına haram lokma girmeyecek. Gözün harama bakmayacak. Kulakların dinlemeyecek. Haramlar bedene girmeyince o zaman sende bir kanaat olacak. Kim ne yaptı, ne kazandı, neleri aldı evine, nasıl değiştirdi? Ben alamadım, ben yapamadım. ...diye bir derdin olmayacak... ...bütün bu eski dertlere... ...fuzuli... ...meseleler diye bakacaksın... ...gökyüzünden habersiz... ...uçurtma, uçurmak diyor ya... ...Üstad Necip Fazıl... ...önceki hayatına... ...işte öyle bir... ...uğraşı olduğunu fark edecek... ...idrak edeceksin... ...el kayyum... ...celle celaluhu... ...bize diyor ki... ...bırak gel... Allah'a azze ve celle'ye bütün varlığına teslim ol. Fakim vecheke dini hanifa. Hanif olarak batıldan hakka meyleden bir kul olarak bütün azalarını Allah'a, onun kitabına, peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine teslim et. Göz onun bak dediğine baksın kulak duy dediğini duysun. Ağız helal kıldığını alsın. İşte o zaman sende büyük bir inkılap olacak. Allah Teala'nın tasarrufunda olduğunu bilen bir kul yüreğini, kalbini ona teslim edecek. cenab Hak kalbini Rabbine teslim eden kullar kadrosuna bizleri de ilhak eylesin. Allah Azze ve Celle söylediklerimle amel etme şuurun hepimize ihsan eylesin inşallah. Hastalara şifalar lütfeylesin. Ama unutmuyoruz. El Muhyi Celle Celalu hayat veriyordu. Allah Azze ve Celle vahiy de hayat veriyordu. Sizler, bizler emri bil marufa memuruz. O halde yakınlarınız, kardeşleriniz, arkadaşlarınız hem beğeniyorsunuz, bu dersi daha çok kardeşimize duyuruyorsunuz, dersleri duyuruyorsunuz. Hem yarın akşam onları çağırarak emri bil maruf vazifemizi bir parça olsun yerini getirmiş oluyoruz inşallah. Estağfirullah ve etubu ileyh velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.